Merhaba herkese, Millet Kampiyeli'ne kaldığımız yerden devam. En son buraya bir şey kurmuştuk, pusu kurmuştuk ama pusumuz tespit edildiği için sevgili Kar Fransızcığımız bize baka kaldı. Şey, pus önlendi gördüğünüz gibi. Yani şu an garip bir durumdayız. Benim ne Kar Fransa saldırmaya gözümüyor şu an. Yani saldırırsam destek gelir de geri çekilir kesin. Ne de onun bana saldırmaya gözü yiyor. Yani bir saldırmayı deneyeyim de geri çekilecek muhtemelen. Aa, çekilmedi. Aa, kıl payı yenil gidiyor. Aa, onları beklemiyordum. Okey, şöyle bir bakalım o zaman. Kendisinin bol muhafızı var. Rake muhafızı var. Karagül şövalyesi var. Aleri Güneş şövalyesi var. Bizimki. Yani onun ordusu bariz bir şekilde daha kaliteli. Benim ordum bariz bir şekilde daha kalabalık ve büyüm yok maalesef. 21 büyü rüzgarım var. Sıkıntı o. Okey. Ama yine de bir şans denenebilir bence gayet. Kaybedersek kaybederiz. Bir hal çaresini düşünürüz öyle bir durumda. Ama şöyle bakıyorum da. Alırız biz bunu ya. Alırız ya. Onunla da büyücü yok sonuçta. Hadi bakalım. Vallahi nasıl bir savaş olacak ki? Ooo, bizim destekçiler oradan mı geliyor? Dur şuraya gelin siz ya. Öyle olmaz. Ne oluyor? Ya şuradan gelirsiniz, yapmayın. Tamam, 4 dakika sürüyor buradan gelmesi ama olsun. Arkada da kedim tam tuvalete gidecek zamanı buldu. Şu an takır tukur sesler geliyorsa ondandır. Şimdi nasıl bir savaş olacak? Yani şunlarla arkadan vurmayı falan tercih ederim elbette ama yani onun süvarileri var. O vurkaç işini asıl o yapmaya çalışacaktır. Ben kolay kolay arkadan vuramam ama yani dur bakalım. Çok bir menzili birimi yok. Şöyle nispeten dar bir alana konuşalım bakalım. Siz azıcık geride durun. Şunu ne olur ne olmaz. Belki arkadan saldırma imkanım bulunur diye şurada bir yere saklayayım. Tek hızlı birimim o. Okey, gelin siz de şöyle. Bunlar da gizli değil mi ya? Bunları da belki arkadan saldırtırım. Siz de orada durabilirsiniz. Siz de şöyle durun. Ya bir mortis motoru olsaydı o bütün işi kurtarırdı şu an ama o da yok maalesef elimizde. Yani uçan bir karakterimiz var. Kendisinin de bir rüzgarı yok. Bakalım. Şöyle yokuş aşağı savaşırsak belki faydamız olur. Şuraya konuşalım. Önden mi göndermeye çalışıyorsun onu? Neden öyle bir şey yapıyorsun bilmiyorum ama. Şu üstüne çök meydana bakalım, yakalayabilecek misin? O bomba atarların ne kadar büyük hasar potansiyeli olduğu malum. Asıl ordumun bunlardan saldırı yememesi çok faydama olur. Okay. Girsen direkt oraya. Eğer oradan bir destek gelmezse bunları kendi başına rahat alır da. Her ne kadar ölümlü seviye olsa da yani karşı tarafta sonuçta şey yakın dövüş uzmanı bir birim sayılmaz. Okay, kimseyi göndermiyor gibi şu an. Bu sayede onları tetiklemiş de oldum galiba. Okay, onları alıyor yavaş yavaş. Buradan bir okçu geliyor. Okay, ordum yerinde bekliyor. Etrafımı saracaklar. Ben en iyisi bir şey yapayım ya. Ufak bir çemberimsi bir hamle yapayım. Şöyle yapayım da iki tarafımı da koyayım. Ne durumdasın? Oradaki rayet muhafızları sana sıkıntı çıkarabilir işte. Oradan bir çıkman icap ediyor şu an. Hatta biraz geç kaldım gibi. Yo, rayet muhafızlarının umurunda bile olmadı. Tamam, devam et o zaman takılmaya orada. Car France da tabii sıkıntı çıkarabilir. Şunu Car France'ın üzerinde kullansam mı? Tekrar bas. Siz ikiniz de gelin şöyle. Okey, saldırıyı yedik. Takılın orada siz. 21 büyü rüzgarım var. 8. 2 tane atabilirim sadece. Yedekte bekleyen. Dur, 3 tane atabileceğim galiba. Karfansa belki 3 tane atarsam. Siz yavaştan yaklaşın ağaçların içinden. Bu nedir?
Kargıcı. O sıkıntı. Oradan çıkarttık. Oradan çıkarttık. Kar Fransızı birazcık gözüm kesmişti belki ama şunun sayesinde yenerim diye. Yanında kargıcılar varsa o iş biraz zor. Anti büyükler malum. Okey. Siz şimdi kaç yapacak tabii ki. Oradakileri saldırın kafanıza göre. Çıktın mı oradan? Okey, o kargıcılar onu yakalayamaz artık. Biraz hasar vermiş bulundular ama o ayrı. Onların o mühimmatlarını kullanmasına lütfen izin verme. Okçular oklayabilir, yapacak bir şey yok. Siz de şuradan girin. Siz yaklaşmaya devam edin. Okey, okey. Hasar veriyoruz ufak ufak. Destek birlikleri de gelmiş bulundu. Siz de şuradan etrafını sarıverin şunları. Hatta siz hazır oradayken... Hazır oradayken şu okçuları durdurursanız şahane olmaz mı? Siz de şöyle gelin. Arkadan dolaşmaya çalışalım. Siz direkt girebilirsiniz savaşa. Mahsur yok. Orada ne oldu? Orada ne oldu? Kim verdi o hasar buna? Bunlar vermiş olamaz. Şu yarasaları onların üstüne salalım. Gelin artık siz de. Hatta siz de şu yarasaların daldığına dalın. Sen onları kovalamaya devam et. Tamam. Sizlik bir durum var mı? Şunlar da var ama. Okay, Karfaz orada onları yiyor ama en azından okçuları engellemiş olduk. Buradaki okçulara gitmeye çalışın arkadaşlar. Oradaki şeyleri boş verin. Siz o güneş şövalyelerinizi alabilirsiniz ikiniz. Onların peşinden gitmenize gerek yok. Şuradaki savaşta kalın siz. Onlar geri gelemesin yeterli benim için. Bu pasif bir buff sağlıyor değil mi? Bu değil. Tamam, sürekli olarak sağlıyor evet. Öyle bir yakın dövüşte olmasına gerek var mı falan diye bir baktım da yok. Siz oradan çıkın isterseniz, orası fazla kalabalık oldu. Çıkabilirler mi bilmiyorum ama denesinler. Şuradaki okçulara dalın mümkünse. Tamam mı onlar? Geri gelebilirsin öyleyse. Karfaz nerede tam olarak? Karfaz neredeyse maksimum canıyla şurada takılıyor. Şu tarafa girin. Asıl orduyu... Bunun yanında kalmanız daha iyi olur. Şu okçulara dalın demiştim size. Unuttunuz mu? Siz de hafiften yakın bir şey girebilirsiniz ya. İkiniz birden şuradaki dayıya dalsanız acaba nasıl bir performans alırsınız? Onlar tamam mı? Güzel. Geri gelebilirsin o zaman. Bunların peşinden koşarlar. Ne bunlar? Goblin. Ne? Goblin mi? Goblin'in de işi var lan bende. What? Oğlum Goblin ne iş var ben? Nereden çıktı? Bir tane birbirinin öyle bir özelliği falan mı var? Harbiden Goblin. Goblin nereden geldi lan? Goblin nereden gelmiş olabilir? Allah Allah. Şu an kafam durdu gerçekten. Hiçbir fikrim yok o Goblin'in nereden geldiğine dair. Goblin nereden geldi oğlum? Bildiğin kaynak yapmışlar. Oğlum Undead ordusu bu. Goblin'in ne işi var? Çok acayip. Peki iyi misiniz siz? İyisiniz. Karl. Sen şu Karl'a dal. Tamam savaş kazanıyoruz ya. Bu kadar adamı mümkün değil öldüremezler. Karl'a dal. Karl'a dalarken de... Birazcık ruh paraziti at. Doğru adam attın değil mi? Goblin yani böyle namlu alayların falan özelliği oluyor malum işte bilmem kaç hasarın altına düştüğünde işte bilmem ne birimi çağır falan gibi özellikleri oluyor ama namlu alay da yok orada. Yani yorumlarda bir arkadaş aydınlatırsa sevinirim ya, çok büyük bir gizem şu an benim için o. Our time is now.
Ne durumdasın? Okey. Karnın birazcık dövüyor tabii, normaldir. Ama karnın canı daha fazla gidiyor gibi. Şundan basmaya devam edeceğim ben iyileşmek yerine. Bir tane şundan basayım mı? Basayım ya, biraz iyileşelim. Çünkü mümkünse Ward'u kovalayıp Ward'u tamamen öldürmek istiyorum ben. Aa, dur bir dakika. Dur. Şeyle alakası yok da, Goblin'le alakası yok da, demin bir alan etkili bir saldırı yaptı ya. Habistaş'tan kaynaklı o. Tamam, Habistaş var adamda. Şu an evet, saniye başına hasar yiyorum mesela Habistaş'tan kaynaklı olarak. Okey. Tamam, ben Habistaş'ı unutmuşum. Hatta bir tane daha yaptı aynı özellikten. Bak bu tehlikeli. Okey, siz topluca Kartrans'a dalın. Onun uzun süre hayatta kalması lazım. Savaşı kazandım mazandım diyordum da şu an birazcık şüpheye düştüm. O Habistaş özelliği bayağı bir canımı okudu benim şu an. Kartrans ne kadar hasar verdi? 107.000 hasar verdi adam. Abi öldürebileceksiniz onu, gözünü seveyim bak şu an. Şu an canım sıkıldı birazcık. Tekrar özelliği yapmaması lazım. Ordum da bayağı azaldı. Of, yalnız döversem Habistaş'ı direkt ceplerim ya. Hiç, aman geri döndüreyim. Lan bir tane daha goblin. Yok, aynı goblin. Onlardan geldi bu goblin. Canı az olan Carfrance değildir değil mi? Hmm. Yanında biri daha var, o. Siz üçünüz Carfrance'a dalmaya devam edin. Of. Evet, ben en baştan şu Habistaş'ı bir hesap etmeliydim ya. Ordumu böyle güruh halinde bırakmak gerçekten canımı okudu ve okumaya da devam ediyor. Ya Carfrance'ı uzak tutmak için ekstra şafa sarf etmeliydim ya da güruh halinde bırakmamalıydım bu orduyu. Kesinlikle çok yanlış oldu. Hadi çabuk öldürün. Tamam, öldürüyoruz da. Şu herifi de öldürmek güzel olur. Şöyle ölümsüzlüğe kavuşmadan, hazır sadece Ritro 11'ken. Tamam, Carfrance gitti. Saniye başı hasar gitti. Gidin şunu da öldürün. Gülecek bir şey yok. Çok hasar aldık. Gülme. Herife saldır herife. Hadi. Kaçmasına izin vermeyin. Hadi çok az canı kaldı. Kaçana kadar vursunuz iki tane. Hadi bir tane de. Kaçtı. Ulan. Hadi yine iyiyiz. Okey, kim kaldı? Burada kırılmaz bir şeyler var herhalde. Onları da öldürdük müydü? Bu savaş bizimdir. Hızlı birimim sadece bu abim var. Evet, şunlar. Hız 50 falan var da. Çok uğraşmaya değmez onlarla, milleti kovalamaya. Ama bununla bir kişiyi yakalarım herhalde. Devam sen. Lan adamda Habistaç vardı. Kör müsünüz? Ya savaşa girmeden önce alırım hesabı yapıyordum ama Habistaç'ın ne işe yaradığını düşünmek bile aklıma gelmedi. Düşünmek bile aklıma gelmemesi tabiri. Türkçemize yeni kavramlar kazandırdığım ara sıra doğrudur. Öyle de faydalı bir insanımdır. Hadi abi indir onları birazcık. Şimdi burası mıydı ya haritanın sonu? Okey. Okey. Yani bir iki değerli birim gitmiş. Herif 122.744 hasar vermiş arkadaş. Kimse bana bu kadar hasar verememiş olabilir şimdiye kadar. Çok enayilik ettim, çok. O Habistaş'ı hesap etmeliydim. Ama önemli değil, vampiriz biz. Kendimizi toparlamasını herkesten iyi biliriz. Habistaç, artık sizin ellerinizde olan Habistaç'ın zamansız ve karartılmış gücü yazgının gidişatını ve tüm dünyanın kaderini etkileyecek bir seçim yapmanızı bekliyor. İçinde barındırdığı kötülüğün bir kez daha dünyayı tehdit etmemesi için taçı ortadan kaldırabilirsiniz. Ancak böylesi bir güç muhakkak ki kullanılmayı bekler. Yeni dövülen taç alırsak tüm fraksiyonlarla diplomatik ilişkimiz bozuluyor. Ama yani mantıklı olan aslında bırakmak bu arada. Yabancı bölgede 10 tur boyunca ikmal falan, bunlar çok güzel şeyler. Ama yani. Alalım şunu bir ya. Buraya mı geri çekildi? Ne kadar da kavai, ne kadar da sevimli. Benim tecrübesi kazandık ekstradan. Habistaç sahip değiştirdi.
Havis taşın taşıyıcısı muharebenin açtığı yaralara yenik düştü ve bu kadim artifakti şimdilerde yeni bir baş taşıyor. Kötücül bir güç yenildikten sonra onun yerini çok daha tehlikelisi alıyor. Kötücül bir kuş göçte kastettiği Carfrans mı oluyor yani? Silvania fraksiyonundan Waller Byleth Havis taşı ele geçirdi. Hadi bakalım. Madem buraya geri çekildin, tam da böyle alt taraftan destek gelebilecek bir yere geri çekildin. Çok saçma bir hamle oldu ondan ama yani şikayet edemeyeceğim. Ne yapıyordum ben bu adamı? Yani kendisini güçlendirmişim. Oradan devam edeyim bari. Orduya daha önce büyüsünü güçlendirmediğim için şikayet etmiştim. Pişman olmuştum ama şu an orada zaten büyücü olduğu için artık daha fazla ona gerek yok bence. Yani burada da güzel şeyler var ama neyse. Bir menzil direnci al. Saldırırken liderlik işine yarar. Onu da al. Güzel. Siz necromancer'lar ise sen şunu al. Sen şuradan devam et. Asıl tercih ettiğim büyü değil ama asıl tercih ettiğim büyüyü diğeriyle alıyorum şu an. Bir dakika, birlikleri yenilemek. Evet ya, birlikleri yenilemek de almak durumundayım. Güzel. Bakalım ne varmış burada. Şundan al. Şundan al. Bundan al. Şu an Altdorf içerisinde miyim, bir dakika. Burada zombiler, köpekler, bilmem ne var. Değerli bir şey yok. Gene bu orduyu bir fulleyelim ya. Köpek gelsin. Bunlar gelsin. Okey. İşte vampirler böyle. Hasar mı aldık? Önemli değil abi. Falan modunda bir fraksiyon. Kesin zafer. Öyle neden var mı? Ölmemesini tercih ederim ama ne yapalım artık. Şuradan kara büyüğü de alır. Keyfime bakarım. Carfrans'ın tek bir yerleşim yeri kalmıştı. Bu ordu bence o yerleşim yerini almaya yeter. Seni şuradan biraz daha güçlendirebiliriz. Zaten çok fazla kendisini güçlendirecek yetenek yok alabileceğim. Alabileceklerimi alayım. Bu niye burada hala? Yani bir dakika ya. Taç bende. Niye hala orada? Neyse bir gider bakalım ya, öyle bir şey mi oluyor, neden öyle bir şey oluyor diye. Ama şu an madem yürümem de var, kendi topraklarımdayken birazcık olsun büyü tazeleyeyim, işime yarar. Okey, şimdi Blade'e bakalım. Blade burada bir cüce ordusu gelmiş ve Karak İzor'a doğru yola çıkmıştı. O yoluna devam etsin mi? Sen ne kadar güçlüsün şu an Blade'e bak. Bir tane ordusu var bir yerlerde. Toplam iki yerleşim yeri var. O iki yerleşim yeri de burada. Aşağılarda bir dakika yerleşim yerleri vardı. Ha, buraları kaybetmiş. Süper, süper. Tamam, ben o kalan yerleşim yerlerini gidip alayım o zaman. Arada biraz daha hayat yiyeceğiz ama bir şey olmaz. Toparlarız. Okay. Sen onu takip et. Buralarda almaya değer bir şey var mı? Yok. Okey, burası böyle. Şu kahramanlar tayfasına bakalım. Suikast gerçekleştirmemi isteyen biri var mı? %25 deneyelim. Şaşırtmadık. Okey. %25 zaten yüksek bir oran sayılmazdı. Şaşırtmadı. Sen dostum, o değil benim istediğim şey. Burada da bir suikast hedefi yok. Şuradan bir geri gel ya. Oralarda bir iki hedef var. Bu aşağılarda bir suikast girişimi sırasında yaralanmıştı bu arkadaşımız. Var mı yakınlarda böyle suikast yapılası birileri? Pek yok ya, buralar hep dost. Yani aslında Skrek'e yapabilirim ya. Skrek zaten benden yeterince nefret ediyor artık. Biraz daha nefret etmesinin mahsuru olmaz. Sen şurada %44. Güzel güzel, eline sağlık. Efer görüş açısı aldı. Ve 3 tane kan öpücüğüm oldu. Ama 6 olana kadar bekleyeceğim. Bunu arttırmıyoruz. Bunu arttıramıyoruz. Şuna gitsin. Bir gün orduya katarsam eğer, o özellik işe yarar sonuçta. Okey. Binalara bakalım. Güney Silvanya'da bu binayı geliştirerek hiçbir işe yaramayan bir şey yapmış olurum. Kuzey Silvanya'yı biraz geliştirmek isteyebilirim. Şöyle ucuz binalardan gidelim. Şunları yapayım tabii ki.
Para binası... Binası lazım ya. Onları da yapayım ben. Tamamdır. Alacağım işte tek puanı. Okey. Diplomasi dediğin durumdaydık en son. Çarbıkay, sen ölmek üzeresin. Seninle anlaşma yapmaya hiç gerek yok. Derken aslında kaç para veriyorsun? Okey. Zaten benden yeterince nefret ediyor Karaza Karak. Birazcık daha oradan nefret etmesinin mahsuru yok. Cebime 3-5 gülüş para gibisin madem. Devam. Lan niye? İyiydik abi. Yani benimle savunma ittifakını bozmuş olması dünyanın sonu değil elbette de. Neden yani? Neden beni sevmemeye başladığın bir sebepten? Anlaşmam var. Hüyük Lejyonu'yla Argo alanına. O yüzden sevmiyor. Nefret var. Stratejik tehdit var. Armağandan sonra. Okey. Tamam. Peki. Çeşitli sebeplerle sevmiyor. Tam yakında seninle savaşırsak. Yani dünyanın sonu sayılmaz. Zaten burada ana topraklarından atılmak üzere Skrek tarafından. Mahsur olmaz ya savaşmanın. Şimdi şurada Habistaç elinde bulunduran ordumla Carfrance'a doğru harekete geçeyim. Var mı buralarda daha alınması bir... Ha, bir tane iskelet varmış, onu alırım bari. Şuraya da bir uğramak istiyorum ne olur ne olmaz. Yani... Ne alaka? Savaşmayacağım ya, ne alaka yani? Başka işim gücüm var benim. Habistaş'ta bende zaten. İki tane Habistaş. Bir tane Vaga girdi oyunda. Hayırlısı bakalım. Neyse sen Midnight'a doğru devam et dostum. Bunlar saldırırsa... alt tarafa saldırır mı ya bunlar? Çok saçma bir şey olmuş olabilir şu an gerçekten. Ben buraya ne olur ne olmaz bir... Güvenlik çekeyim. Yani zombilerden ne kadar güvenlik olur bilmiyorum ama 12 kişilik bir ordu. 18 kişi de burada hasarlı olsa da. Yani herhalde alamaz bu ordu eğer saldırırsa. Yok yok alamaz. Herhaldesi yok. Yani çok saçma oldu. Abi Habistaş sende değil. Ben de farkında mısın? Yeni dövülen taç. Yeni dövülen taç. Öyle ikiye bölmek falan yok. Yani bug oldu ya. Carfrance'ın aldığını fark etmemiş oyun. Garip. Efendim sen Karakizor'a ulaşıyor musun? Oo ulaşıyormuş mis. Ulaş o zaman. Sen kuşat. Sen de tabii ki desteğe gel. Ölen var mı? Yok. Okey. Orta kaybı okeyim ya. İşte klasik cüceler ve otomatik sonuçlandırmadaki torpilleri. Ama hayvan gibi iyileşme oranım var. Sorun olmaz. Buraya gidene kadar fullerim muhtemelen. Ama hiç Belegar'ı dövme fırsatım olmadı galiba değil mi? Bizzat Belegar'ı. Onu da bir dövmek isterim. Mümkün olur ise. Şuradan gidiyorduk. Isabella'cım 30 olmuş. Senin şeyin yok mu? Neydi adı? Mentor. Hoca. Neydi ya? Akıl hocası. Okey. Isabella demek ki diğer vampirlere... O akıl hocası özelliğiyle experience veremiyor. Onu bir elden geçirmişlerdi son güncellemede hatırlıyorum. Belki de eskiden de veremiyordu da boşuna ona şey harcıyorduk. Yetenek puanı harcıyorduk. Emin değilim ondan tam. Okey. Sen de rebatladın 12 oldun güzel. Ölüm rüzgarını ikile. Şey meziyetinde durmana gerek yok. Şu vaziyette. Şöyle harekete devam et sen ya. Vlad kadar çok yürümesi olmadığı için yavaş yavaş yaklaşsın o. Okey şu suikastçılara tekrar bakalım. 125. Wow helal helal tuttu 125 valla. Şuradan bir yaralama eylemi. Hemen yanında bir suikast hedefi. %35 hadi bakalım. Okey canın sağ olsun senin. Sen sevgili dostum nereye doğru gidiyordun? Yani madem bunlar benimle iyi anlaşmamaya karar verdi ben bunlara da suikast düzenlerim aslında. Var mı burada düzenleyecek biri? Yok. Verzey'in kendi ordusuymuş. Başka bir ordu var mı burada? Yok. Bu arada şöyle bir gelişme oldu. Kislev Festus'a karşı kazanıyor şu an. Festus'un işini bitirir bitirmez hatta belki de daha önce bana savaş açacaklardır.
o Kar Fransa yollayacağım ordunun orada işi çok olacak yani. Scrag ne kadar sevmiyor muyum? Bayağı sevmiyor. Onunla da iyi geçinemeyeceğiz demektir. Ama yakınlarda hiç şey yok bu arkadaş için. Suikast hedefi yok. Şuralara yollayayım bari ya. Kislev'de birilerini buluruz elbet ki buralarda yaralanırsa en azından yakınlarda geri döner. Böyle aşağı gönderdikten sonra yaralanınca tek kendi topraklarıma kadar dönüyor ya, bir sürü zaman kaybediyor sonuçta. Buralarda da nereye gitti acaba buranın orduları? Ha, şurada bir ordu var. Ha, fazla düşük. Tamamdır. Sen yanında durmaya devam et o zaman onun. Okey. Başka suikast yok. Dört kan öpücüğü var. Herhangi bir şey yetmez şu an için. Bu gerek yok demiştik. Zuhbar. Şimdilik böyle kalabilir. Daha ucuz yatırımlar yapacağım. Mesela şunu ikinci seviyeye çıkarmak gibi. Mutlendi ikinci seviyeye çıkarmak da mantıklı ve küçük bir yatırım. Şunu da ikinci seviyeye çıkarmak öyle. Ve param bitti böylece. Cool. Hızlı anlaşmalar. Livaras Sarayı istemiyorum ya abi senle abla. Bunlar da bir türlü konferansına yanaşmadı ya. İyi gidiyorlar çünkü. Birazcık kötü gitseler. Hayda. Sen ne alaka ya? İlla savaşacağız galiba. Saçma sapan bir savaş gerçekten yani. Hayır, bu savaşı kazanırım sorun değil de hasar alırım yani. Ve Kar Fransa hemen gidemem. Birazcık tazelenmek için kendi topraklarıma dönmem gerekir. Nasıl yapalım yine bir... Evet evet şey... Bu şekilde düz dizilmek mantıklı değil. Yine bir köşeye kamp kurmak daha mantıklı. Şöyle gelin efendim. Burası iyi fark etmez. Şöyle yaklaşın. Okçuları çok ama okçularını engelleyebilirim. Sorun olmaz. Ölüm rüzgarı falan yok değil mi? Ama summon'um var en azından. Üzerine summon falan atarım. Bir tane kuşatma silahı vardı ama onu senin indirmen lazım. Bir de hapis taş yeteneğim var tabii. Öyle ufak bir detay var. Siz efendim... Hatta daha bir şöyle dizilin. Tamam mı? Dizginiz geçin şöyle. Geçin şöyle. Sen de arkasında durabilirsin. Siz de orada takılın. Gel abi. Sen de gel. Siz ikiniz biraz arkada durun. Onların okçularının üzerine salmam gerekebilir bu ikisini. Hatta şuraya falan git istersen sen. Okey. Senin bir... Kuşatma silahın yok muydu ya? Şunları kuşatma silahı mı sandım ben? Şöyle bir ortaya dalsam. Üzerlerine de şunu atsam. Bu kendi etrafına mı atıyordu? Hapiste çok az kullandım şimdiye kadar, o yüzden emin değilim. Tekli birimlere karşı güçlü olduğunu biliyorum ama. Okey, bir sabitlemem lazım öncelikle. Etrafına bir iki kişi dizilirse şahane olur benim için. Bir kişi atmak istemiyorum çünkü. Orada fazla okuyacağım ben, çık oradan. Ona daha sonra saldırırız o zaman. Okay. Biraz gereksiz bir ok yedik. Burada bir tane okçu gelmiş üzerime. Hoş değil, hoş değil. Sen indir indirebildiğin kadar. Okçuları önden yolluyor mübarek. Okey. Madem öyle şu habis taçı bir kullanalım şurada. Nasılsa birden fazla kez kullanabiliyoruz. Biraz kaçtılar ya. İstediğim kadar çok hasar veremedim. Şunlara verdik yeterince de. Önemli değil zaten onlar. Biraz bir rüzgarım var. Kendimi iyileştirmekte kullanabilirim bence. Siz niye... Lan... Onlara da baksaydım keşke arada sırada. Biraz cooldown'ı uzun tabii bunun yalnız. Tamam, senin oradan çıkman fena olmaz şöyle bir bakıyorum da. Hadi başarabilirsin dostum.
Okey, güzel. Şuraya bir gel. Yakın dövüş piyadeleri benim ana orduma dalsın. Tamam mı orası? Menzilli piyadeleri de ileriden ok atmaya başlayacaklardır. Şu an görünmüyorlar ama görünmez okçuları var malum. Onların üzerine bu abiyle çökmeye çalışırım. Toplu katliam büyüm maalesef yok. Sen hızlı değilsin değil mi? Şimdi çökmeye çalış bakalım. Siz şöyle biraz yaklaşabilirsiniz. Sen okçuları mümkün olduğunca engelle. Şunlara at kafasına bir tane. Kendini biraz iyileştir. Ya herifte de gerçekten de habis taç varmış bu arada. Herif de kullanıyor habis taç özelliğini. Ya abi, habis taç vs habis taç nasıl bir savaştır bu? Çok saçma ya gerçekten. Şurada kullanayım bari. Ya şu herifi indirmeden önce arkadaki birimleri getirmek istemiyorum çünkü onların üstünde de hafif taş özelliğini kullanabilir. Siz geldiniz mi? Şunlara saldırın siz de. Sen ne durumdasın? Kendini biraz iyileştir. Evet, savaş pek iyi gitmiyor. Hafif taş özelliği sağ olsun. Şunu da bas abi üzerine. Siz girebilirsiniz ortama. Siz onların üzerinde çökünüz. Hadi abi çabuk indir onu, çabuk indir. İki tane habis taşım olacak bunu aldıktan sonra. Ordu telef oluyordu. Benim herif ölmek üzere. Tamam, bu saatten sonra bir daha yapamaz diye umut ve tahmin ediyorum. İndir artık şunu, indir artık şunu. Bas bir tane kafasına. Ya piyadeleri saldırıyorum saçma sapan şu an bu değil mi ya? Hadi bir tane daha. Bir tane daha şundan attık mıydı bitecek işi. Bitmedi mi? Bitmedi mi? Öldür artık hadi. Sen ölme ama bu arada. 12, 10, 0. Tamam güzel. Güzel. Uf, hapis taş belasından kurtuldum. İki savaş üst üste hapis taşa karşı savaştım ya. Çok acayip. Ya şunları da alabilirsin. 1000 can onları kesmeye yeter. Gerisi de dağılıyor zaten de. Yani deli gibi hasar aldım. Alt tarafa geri dönmem gerekecek. Şunları iyileştirebileyim. Bu köpekler de gitti. Şunlar hızlıymış. Bunlar biraz kovalasın birilerini. Biraz salonu kovalasın. Bir kere sağ tıkladım. Kabul etmedi valla. Hadi madem iki kere dövüştürdün iki tane abiş taş vereceksin kardeş. Oyun. Öyle yağma yok. Okay, kazandık ama yani. Herif şu an tekrar saldırırsa canımı okur. Herif daha güçlü orduyla kaldı. Evet. Saldırdı gerçekten. Saldırdı da gerçekten. Geri çekil. Var mı yürümen? Tamam yokmuş. Nasıl olacak o iş kardeş? Nasıl olacak o iş? Al bakalım tamam. Okey okey. Yani zaten o sahip değişmişti sanki. Yani değişen bir şey yok doğal olarak. Çok saçmaydı. Orada o müttefiklerin müttefiklikten ayrılma sebebi bu olabilir diyeceğim de ya -20 de o kadar kötü değil yani. Sırf o yüzden ayrılmaları çok saçma.
seninle tekrar bir ittifak kurmak istiyorum. Yani şey, verecek önemli değil de bunu konferansına katmak istiyorum sonuçta. Bu iş nasıl olacak? Bu ordunun arta kalanlarını ne bununla dövebilirim, ne bununla dövebilirim. Sen sevgili dostum, şuradan Talafayma gelebilir misin? Bu Talafayma gelirken Kislev'den saldırı falan yerim saçma sapan. Üf, çok da saçma sapan bir yerde kaldım gerçekten. Şuradan suya insem, tamam, o daha mantıklı. Suya in, şuradan da karaya çıkmaya çalış. Matlafa saldıramaz zaten. Yani git şunlara falan saldır saçma sapan ya. Hakikaten nereden çıktı bu ordu durduk yere. Neyse, bir anlamda experience oldu, ne yapalım. Gel bakalım, hala ölüm rüzgarına ulaşamamış olsak da. Şunu al. Okey, bilet. Biletle harekete geçmeden önce bu bölümü burada sonlandırayım. İzlediğiniz için teşekkür edeyim. Mümkünse bir beğeninizi de rica edeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.